Merhaba. Sorumluluk, günlük yaşantımızda sürekli kullandığımız ama anlamını açıklamak gerektiğinde güç çektiğimiz bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle erdemler üzerine çalışmaya başladığımızda kavramların öz anlamlarından oldukça uzaklaşmış, değerlerini yitirmiş, gözden düşmüş olduklarını görüyoruz. Bu nedenle herhangi bir kavram üzerine konsantre olmak, onun hakkında biraz düşünmek istersek, önce onun temellerine inmek zorundayız. Böylece kendi gerçek değerini iade edebiliriz. Sorumluluk nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi olarak açıklanıyor. Felsefi açıdan bakarsak eğer, kişinin yüksek bir bilinçle davranması, sorumluluklarını tanıması, kinsel veya maddesel bir işi gerçekleştirme sevinciyle bunları ortaya çıkartma kapasitesinden bahsedebiliriz. Hepimizi etkileyen ve maalesef bazen farkında olmadan kabul ettiğimiz bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ve çocuklarımız kendi değerlerini ne olduklarıyla değil, aileleri ya da kendilerinin neye sahip olduğuyla ölçmeyi öğrenerek büyüyorlar. Ahlaki değerler bu tüketicinin bir parçası değil. Etrafınıza bir bakın. Günümüz ailesi genel olarak çocuklarına en fazla konfor sunmak için her şeyi feda etme eğilimidir. Bunun çok sebepleri arasında çocukların büyüme sürecinde hayatı öğrenmeleri için gerekli denemelerle karşılaşmalarını, çekecekleri az acıyı bahane ederek engelleme ya da içinde yaşadığımız sert ve maddeci zamanın bize dayattığı yaşam tarzı nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramamanın yarattığı suçluluk duygusu, vaktiyle kendi yaşadığı olumsuz koşulları çocukların yaşamamasını isteme sayılabilir. Böylece her şeyin tepside sunulduğu, zorluklarla karşılaşmamış ve zorlukların değerini, onlardaki gelişme ve büyüme fırsatını öğrenmemiş bir gençlik bekleyebiliriz. Bir insanın doğasına uygun olmadığı için bunu kabul etmek mümkün değildir. Peki insanın doğasına uygun olan nedir? Küçüklükten itibaren çocuklarımıza onlardan büyük işler bekleyen bir dünya olduğunu, bunun için de küçük işlerden başlamaları gerektiğini onlara öğretmek. Onların yerine bu küçük işleri yapmamak, onlardan bu öğrenme hakkını almamak. Böylece insan olarak olgunlaşabiliriz. Roma İmparatoru ve Stoacı bir filozof olan Marcus Aurelius, Kendine Düşünceler adlı aslında kişisel bir günlük olan kitabında güne başlamak için şöyle bir tavsiye veriyor. Gün ağrırken yataktan çıkmak zor geliyorsa kendinize şunu söyleyeyim, işe gitmeliyim, bir insan olarak. Zaten yapmak için dünyaya geldiğim şeyleri yapıyorsam o halde ne diye şikayet ediyorum? Peki bunun için dünyaya geldim ben? Yorganların altına gömülüp ısınmak için mi? Bitkilerin, kuşların, karıncaların, arıların kendi işlerine koyup dünyayı düzene soktuklarının, ellerinden gelen en iyisini yaptıklarının farkında değil misin? Sen de bir insan olarak kendi işini yapmak konusunda gönülsüzsün demek. Kendi doğanın getirdiği şeylerin peşinden neden gitmiyorsun? Kendini yeterince sevmiyor musun? Sevseydin kendi doğanı da doğanın gerektirdiklerini de severdin. Hepimiz bir karar alma anında bize birbirine zıt şeyler söyleyen iç seslerle karşılaşırız. Biri erdemli olanı doğruyu önerirken diğeri kaçamak olanı kaytarmayı, yalanı dolanı önerir. Bu iç sesleri yetiştirmek bir çocuk yetiştirmekle eşdeğerdir. İçimizdeki miskin durağan varlığı harekete geçirmek, doğru olanı yönlendirmek için gün be gün onunla çalışmalıyız. Bunun bir çocuk yetiştirmekten farkı yoktur. Tüm antik geleneklerin kadim hikayelerinde, mitolojilerinde karanlık ve aydınlığın mücadelesinden bahsedilir. Karanlık ve aydınlık güçlerin anlatılan mücadelesi insanın kendi derinliklerinde yaşanır aslında. Bu üç mücadeleye katılmak belki bizi muzaffer yapmaz ama katılmazsak zafer kazanma imkan ve ihtimalinden doğuruz. Halil Cibran yolcu şiirinde dediği gibi, yürümekle varılmaz, lakin varanlar bilenlerdir. Her zaman kendimizden daha iyi ortaya çıkartmak ve böylece daha iyi bir dünyanın temellerini atmak mümkündür. Sorumlu insan, eylemlerinin tümünü ve her birini özümser.
Çünkü bu eylemler kendi fikirleri ve projelerinin sonuçları olduğunu bilir. Yanılabileceğini bilir. Çünkü kendisini hata yapmaz olarak görmez ve aynı sebeple kendi yanlışlarını da özümser. Başarıları onun sebep ve sonuç bilgisi üzerine her seferinde daha büyük bir güvenle hareket etmeyi sürdürebilmesi için deneyimlere dönüştürerek sabırla kıymetlendirir ve zenginleştirir. Sorumlu insan asla kendisine ait işlerden kaçınmaz ve de zor ve söz verilmiş işlerle olan bağını kopartmaya çalışmaz. Sorumlu insan prensiplerine bağlıdır. Evrensel ilkelerle kendisine sürekli bir ilham kaynağı oluşturmalı, tüm karar ve seçimlerinde bu erdemlere bakmalıdır. Sorumlu insan özgürdür. Ve asla kendi hatalarının suçunu başkalarının veya çevre şartlarının üzerine atmaz. Her durumda kendi başarılarını ve nezaketini diğerleriyle cömertçe paylaşır. Eylemlerine hakim olduğu için şeyler kötü gitse de kaytarmaz. Aksine en kötü anlar cesaretini ve bütünlüğünü daha çok gösterdiği anlardır. Neden sorumlu insanlar olmak istemeliyiz? Kendimize gelecek nesiller için daha iyi ve daha güzel bir dünya istiyorsak, daha iyi ve daha güzel bir gelecek istiyorsak sorumluluklarımızdan kaçamayız. Çünkü istediğimiz dünyayı ancak daha iyi ve daha erdemli insanlar inşa edeceklerdir. Eğer çevremizde bir değişim istiyorsak buna kendimizden başlama ahlaki sorumluluğuna sahip olmalıyız. Kendini dönüştüremeyen etrafındaki dünyayı da dönüştüremez. Bu yüzden ilk alacağımız sorumluluk bu olacaktır. Tıpkı adım adım bir heykeli şekillendiren bir usta gibi kendimizden ve kendi hayatımızdan bir eser yaratmak insanın doğasına özgüdür. İnsanın içindeki günü kurtarmaya çalışan, miskinliği ve savsaklamayı öneren seslerin kölesi olmaktan kurtuluruz ve gerçek özgürlüğe ulaşırız. Özgürlük, her istediğini yapabilmek anlamına gelmez. Özgürlük, yapılması gerekeni, doğru olanı seçebilmek ve bu kararı uygulayabilecek iç gücü harekete geçirebilmek ve bunun sonuçlarıyla yüzleşebilmek demektir. İnsan için her an bir karar anıdır. Ne yapmak, ne olmak istiyorum? Her zaman iki seçenek vardır. Her şeyi dışarıdan, başkalarından bekleyen, güvenlik alanından, konfor alanından çıkmak istemeyen, başkalarının hayatını yaşayan, daima kolaya kaçan bir kişi mi olacağım? Ya da kendine güvenen, davranışlarını ve seçimlerinin sonuçlarını göğüsleyebilen, evrensel ilkelere göre hareket edebilen, erdemlere göre yaşamaya çalışan, sorumluluğun bilincinde, sorumluluğunu üstlenen, hareket halindeki bir güç mü olacak? Seçim insanın ellerindedir. Yarın bugünkü eylemlerimizle inşa edilir. Hepimiz kendi gücümüzle kapasitemiz oranında yapabileceğimizin en iyisini, en güzelini, erdemli olanı yapmaya başladığımız oranda daha iyi ve daha güzel bir dünya için temeller atmış olacağız. Sağlıcakla kalın.